15 Temmuz günü bu millet belki de tarihinin en karanlık gecelerinden birini daha yaşadı. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Bizim içimizden çıkan, bizim ekmeğimizi, aşımızı yiyen, bizim evladımız diyen daha dediğimiz daha doğrusu birçoğu bizim komşumuzun çocuğu, hemşehrimiz, mahallemizden çıkmış, aynı okulda yetiştiğimiz veya soframızda ekmeğimizi bölüştüğümüz birçok insan bu milletin vergileriyle alınmış silahları bu millete doğrulttular. Tarihte böylesi bir ihanet başka bir milletin başına gelmemiştir. İşte o noktada bugün aramızda da bulunan gazilerimiz gibi Ömer Halis denirler. Ve 249 şehidimiz. Ve onlar gibi gazilerimiz onların karşısında yiğitçe bir duruş sergilediği için, topyekun bu millet aslan gibi, yiğit gibi, yiğitçe bir duruş sergilediği için bugün bu millet Suriye değil. Bugün Suriye bir Safiye Bayat'ı, bir Batuhan'ı, bir Ömer Halis Demir'i olmadığı için bugün bu halde Suriye tozla toprak yerle yeksan olmuş. Allah onlardan razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bütün gazilerimizin de ecrini kat kat versin inşallah. Asker dedi ki gelme. Dedim ki nereye gelmiyorum? Burası da benim işim. Dedim, gelmedi, gelirsem olurum seni dedim. Tabii lojistik destek merkezinde bir özgüven oluştu. Oradaki askerleri tamamını çıkardık. İki tane asker gözüküyor orada. Bizim oradan çıkardığımız asker 20-25 tane. Dedim hadi geliyorum bunu vuracaksan. Hatta biraz armacı erkeksen vur falan demiş. Hatırlamıyorum gerçi ama arkadaşlar öyle söylüyorlar. Dedim hadi geliyorum vur. Dedi ki bir adam daha seni vuracağım dedi. Dedim vurmazsa adam değil zaten geliyorum. O da kırmadı bizi vurdu. Ayrıca giderken de mezar yaptırmıştım. Ve oradaki aile büyüklerine söylemiştim. Ya bakın. Ben ölürsem beni buraya defnedin diye. Dediler ki yaşım genç ve sen demişler. Ya ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Ben bu dedim. Bak ben yaptırdım üstelik bunu. Benim dedim size dedim vasiyetimdir. Ölürsem beni buraya defnedin. İşte bir anda yerde yatarken o mezar aklınıza geldi. Mezarda olduğum yani. Mezarım mı? Bir anda gözümün önüne geldi. Görebildim yani. Biz de 15 Temmuz gecesinde ailemizle dışarıdaydık. Ailemizle bir arada eve gitmek üzereydik. Uçaklar geçerken ses bombaları atıyorlardı. Çocuklarımız korkmasın diye aileme yol bırakmak istedim. Fakat ailem gitmek istemedi. Hep beraber gitmemizi istediler. Ben 15 Temmuz'un en küçük gazisi Batuhan Çetiner. O karanlık gecede darbe nedir bilmezdim. Yaşadıklarım ve gördüklerim sayesinde darbeyi öğrendim. Herkeste bir heyecan, panik vardı. Ama kimsenin de meydanları terk etmeye niyeti yoktu. Onda bir kolunda bir acı hissettim. Sol kolumdan vurulmuştu. Hemen hastaneye gittik. Darbe haberini alınca inanamamıştık. Hemen yola çıkmak için karar kılmıştım. Ben gidiyorum demiştim. Ben gitmeden önce de yanında bulunan akrabalarım biz de geleceğiz demişlerdi. Başbakanımız açıklama yapmıştı TRT'de de. Spiker bacımıza darbe bildirgesini okutmuşlardı. Yerimizde duramıyorduk. Ya Rabbi 15 Temmuz gecesi ben bir kurtuluş savaşı daha gördüm. Tıpkı Bekir gibi, tıpkı Uhud gibi. 15 Temmuz gecesi yaralanan garip vatandaşlarımıza sıkan kansız nankör vatan hainlerini en büyük cezalarla cezalandır Allah'ım. Bu millete, halkına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına, meclisimize sıkan bu hainleri cehennemin yedi kat zincirlerine vur Allah'ım. Nasıl yedim? İki ay kadar hastanede kaldım ve fizik tedavilerim hala devam ediyor. Üç ameliyat geçirdim. Kaldığım süre boyunca her gün canlı canlı ameliyat odalarında pansumanlara alındık. Bizler o acılar gerçekten tarif edilemez.